Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, dersizliğinde yine sizlerle birlikteyiz. Söz sanatları konusu, evet, sözün kuvvetlenmesini sağlayan sanatlar bunlar. Sözünüze etki katmak istiyorsanız, karşı tarafta tesir uyansın istiyorsanız söz sanatlarını kullanmanız gerekiyor. Öğretmenim, bunu bir tarafa koyalım, sınavlarda benim işime yarasın, yeter diyorsanız da öğrenmeniz gerekiyor. Kişileştirme, bir diğer ifadeyle teşhis. İnsandaki bir özelliği insan dışı bir varlığa aktarmışsanız kişileştirme söz konusudur. Yağmur damlaları ne güzel şarkı söylüyordu derken, şarkı söyleyen yağmur damlaları, yağmur damlası şarkı söyler mi? Söylemez. İnsan şarkı söyler. İşte burada insana ait bir özellik yağmur damlalarına ne yapılmış? Yakıştırılmış. Kişileştirilen varlık, kişileştirme. Burada yağmur damlaları kişileştirilmiş arkadaşlar. Ne bakımdan kişileştirilmiş? Şarkı söyletilerek kişileştirilmiş. İnsana ait bir özellik, insan dışı bir varlığa ne yapılmış? Yakıştırılmış, böyle kişileştirme olmuş. Biz buna teşhis diyoruz. Yıllar sevgiyle kucakladı bizleri. Kucakladı. Yıllar kucaklar mı arkadaşlar? Yıllar kucaklamaz. Yıllar sevgiyle kucak, yollar sevgiyle kucaklar mı? Kucaklamaz. Burada yolun kucaklamasından kasıt, burada yine ne olmuş? Mecaz var. Mecaz söz konusuysa, insana ait bir özellik bu yollara verilmişse, burada ne vardır? Teşhis söz konusudur. Teşhis söz konusudur. İnsana ait özellik burada yağmur damlalarına verilirken, burada da yollara verilmiş. Konuşturma. İnsan dışı bir varlık insan gibi konuşturuluyorsa, ki bu fabullarda falan da yapılıyor, konuşturma sanatı, intak sanatı ortaya konmuş demektir. Bir yazar yazısında bir kuzuyu, bir kurdu, bir koyunu konuşturmuşsa, bu burada ne vardır? Konuşturma sanatı vardır. Bazen bir yazar bir han duvarını konuşturur. Bazen bir yazar bir evin duvarlarını veya pencerelerini konuşturur. Veya karşıdaki bir tepeyi konuşturur. Veya bir dereyi konuşturur. İşte biz insan dışı bir varlığın insan gibi konuşturulmasına intak diyoruz. Konuşturma diyoruz. Kırmızı gül ağaca seslendi. Korkma yanımdayım. Yanındayım. Şimdi konuşturulan ne? Kırmızı gül. Ağaca sesleniyor. Ağaç da yani seslenilen şey. Ama konuşan kırmızı gül. İşte evet, her konuşturma bir teşhistir ama her teşhis bir konuşturma değildir. Konuşturma insana ait bir özelliği insan dışı bir varlığa vermek ya. Her konuşturma aynı zamanda bir nedir? Teşhistir. Ama her teşhis ne olmaz? Bir konuşturma olmaz. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Deve de nerem doğru ki demiş. Bakın, deve konuşuyor. İşte bu teşhis. Kişileştirme, ama temelde bu ne arkadaşlar? Karıştırmasın arkadaşlar bunu. Deveyi siz konuşturmuşsanız öncelikle bu intak. İntak yani konuşturma. Her konuşturma sanatında kişileştirme sanatı vardır. Fakat her kişileştirme ne değildir? İntak değildir. Çünkü konuşturmadan da kişiye ait bir özelliği ne yapabilirsiniz? Yakıştırabilirsiniz karşı tarafa. Tezat sanatı. Tezatlıklar da ne yapar? Konuşmaya veya yazıya bir güzellik katar. Bir yazıda tezat sanatı varsa, ileri geri, aşağı yukarı, ağır, hafif gibi tezat sözcükler kullanılmışsa bir şiirde, orada tezat sanatı vardır. Gençler yaşlı hastaları ziyaret etti derken, genç ve yaşlı zıt. Bu Ramazan'da zengin fakir aynı sofrada buluştu derken, bu da tezat sanatı içeren cümleler, ifadeler. Abartma, mübalağa, bir şey olduğundan çok fazla gösterme. Biz buna
Mübalağa diyoruz. Olduğundan çok fazla gösterme. Hiç susmadan saatlerce konuştu. Hiç susmadan konuştu. Yani burada illaki onun dışında konuşan da olmuştur. Veya arada susmuştur. Dünya kadar derdin arasında bir de bu çıktı. Yani dertler dünya kadar değildir. Burada bir ne yapmış? Mübalağa söz konusu. Olduğundan çok fazla göstermiş derdi. Burada mübalağa da sözü ne yapıyor? Zenginleştiriyor. Söz sanatları dedik, sözü ne yapar? Zenginleştirir. Kişileştirme sanatı, teşhis sanatı, mübalağa sanatı. Bu sanatlarla, tezat sanatıyla biz sözü ne yaparız? Zenginleştiririz arkadaşlar. Söz sanatları videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Karşımıza çıkan yazılarda eğer insana ait bir özellik, insan dışı bir varlığa verilmişse biz buna ne deriz? Teşhis sanatı, kişileştirme sanatı deriz. İnsan dışı bir varlık konuşturulmuşsa ne deriz? İntak, konuşturma deriz. Bunun dışında bir şiirde veya bir yazıda, bir sözde zıt ifadeler birbiri ardınca kullanılmışsa tezat sanatı kullanılmış deriz. Bir şey olduğundan çok fazla seni dünyalar kadar seviyorum derken bir şey olduğundan çok fazla anlatılmışsa, gösterilmişse ona da mübalağa sanatı diyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ders izleyine abone olmanızı ve arkadaşlarınızı tavsiye etmenizi, bu vesileyle yeni videolarımızdan haberdar olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar.